Bu videoda size ekonomik büyümenin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Sık duyduğumuz bir kavram, öyle değil mi? Yalnız dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Ekonomik büyüme, kullanıldığı yere göre farklı anlamları olan bir terimdir. Günlük hayatımızda örneğin televizyonda haber dinlerken ekonomik büyüme diye bir kavram duyduğumuzda genellikle ekonomik çıktının zaman içerisindeki büyümesinden bahsedildiğini anlarız yani ekonomide reel gayri safi yurt içi hasıla artıyorsa bu durum ekonomik büyüme olarak yorumlanır. Kulağa gayet mantıklı geliyor. Ama teknik olarak bu durum aslında ekonomik büyüme değil, sadece ekonomide yaşanmakta olan bir büyümedir. Bu videoda ise ekonomik büyümeyi Ekonomiye giriş ya da ileri seviyeli ekonomi derslerinizde de görebileceğiniz gibi reel gayri safi yurt içi hasılanın zaman içerisindeki artması olarak tanımlamayacağız. Ekonomik döngünün neresinde olursak olalım, ekonomik büyümeyi tam istihdam çıktısındaki artış olarak yorumlayacağız. Yani daha çok istihdam da ekonomik büyüme demek ve biz bu videoda bu tanımı bu şekilde kullanacağız. Videoyu izlerken bunu aklınızdan çıkarmayın, tamam mı? Ekonomik büyüme tanımı neymiş anlaştık mı? Eğer sadece reel gayri safi yurt içi hasılanın artmasından bahsediyorsak, buna da büyüme diyebiliriz ama ekonomik büyüme demek teknik olarak çok da doğru olmaz. Diğer taraftan reel gayri safi yurt içi hasılanın azalması da çoğu zaman ekonomik küçülme olarak adlandırılır. Bu durum kafanızı karıştırmasın. Neyse bir kere daha tekrarlayacak olursak ekonomik büyüme tam istihdam çıktısının artması anlamına gelir. Ve az önce söylediğim gibi bunun gerçekleşmesi için ekonomik döngünün neresinde olduğumuzun hiç önemi yoktur. Bizim tanımımız bu. Küçük bir şekilde bunu biraz daha iyi açıklayabileceğimi düşünüyorum. Ekranda bir ekonominin reel gayri safi yurt içi hassasının zamana göre grafiği var reel gayri safi yurt içi haslanın tam istihdam çıktısına göre dalgalandığını görüyorsunuz değil mi? Zaman ekseninde bu noktayı seçip T1 olarak işaretliyorum. Bu noktadaki tam istihdam çıktığımızı da Y alt indis F1 olarak adlandıralım. Zaman içerisindeki bu noktada ekonomik performansın tam istihdam çıktısının üzerinde olduğunu da fark etmiş olmalısınız. Bu çıktı açığının pozitif olması anlamına gelir. Şimdi de zaman içerisinde bu noktadan T2'ye geldiğimizi düşünelim. Evet, burası da T alt indis 2 olsun. Bu iki nokta arasında gayri safi yurt içi hasıla artmış olmasına rağmen tam istihdam çıktısı düz olduğu için T1'den T2'ye geçen sürede herhangi bir ekonomik büyüme yaşanmamıştır. Gayri safi yurt içi hasılanın buradan buraya kadar büyüdüğünü görüyorsunuz, değil mi? Burada olanı bu eğrinin eğimi yukarı yönlü olduğu sürece büyüme olarak yorumlayabiliriz. Ama tam istihdam çıktısı değişmediği için ekonomik büyüme söz konusu değildir. Ekonomik büyümenin yaşandığı zamanlara örnek olarak tam istihdam çıktısının değiştiği, mesela bu noktayla bu nokta arasındaki zaman aralığını verebiliriz. Bunun teorik olarak konuşmak gerekirse bir küçülmeye denk geldiğini de fark etmiş olmalısınız. Evet, gayri safi yurt içi hasıla küçüldüğü için burada bir küçülme yaşanıyor ama eğer tam istihdam çıktısının ne olduğunu ölçüp bu şekilde gösterebiliyorsak yine teorik olarak konuşmak gerekirse küçülmeye rağmen ekonomik büyüme yaşandığını söyleyebiliriz. Yani gayri safi yurt içi hasıla küçülüyor olsa da tam istihdam çıktısı büyüdüğü için ekonomik büyümeden bahsedebiliriz. Şimdi isterseniz ekonomide gördüğümüz diğer modeller üzerinden de bu konuyu deneyelim. Bir üretim imkanları eğrisi çizelim. Bu eğrilerde genellikle iki ürün ya da servis gösterilir. Ama gerçek bir ekonomi tabii ki çok daha karmaşıktır. Milyonlarca ürün ve servis içerir. Milyon tane boyutu olan bir üretim imkanları eğrisi çizmemiz pek de kolay olmayacağı için örneğimize bu şekilde devam edelim. Her neyse. Bu eğri bize zaman içerisindeki belli bir aralıkta tam istihdam çıktısının ne olduğunu, bu iki ürün ya da servis arasındaki değiş tokuş olarak gösteriyor. Eğer üretim imkanları eğrisinin gerisinde olduğumuz bir durumdaysak, burada negatif bir çıktı açığı olur ve zaman içerisinde bu negatif çıktı açığından üretim imkanları erisinin üzerine dönme ihtimalimiz bulunur. Bu ekonomide bir büyüme olarak yorumlanır. Ama burada bahsettiğimiz tanıma göre, yani haberlerde ya da günlük hayattaki tanımın aksine buna ekonomik büyüme diyemeyiz. Ekonomik büyüme, üretim imkanları erisini dışarı doğru kaydırdığımızda yani tam istihdam çıktısı arttığında gerçekleşir. Yani bu ne demek oluyor? Tekrar edelim. Ekonomik büyüme, yeni bir teknoloji, daha fazla çalışan, daha fazla kaynak ya da daha iyi kurumlar sayesinde üretim imkanları erisini bu şekilde dışarıya doğru kaydırabildiğimiz zaman gerçekleşir. Evet, işte bu ekonomik büyüme için verebileceğimiz bir örnektir. Şimdi bunun T3'teki üretim imkanları eğrisi olduğunu düşünürsek burayı da T3 olarak işaretleyelim. Bu da T4'teki üretim imkanları eğrisi, burası da T4 olsun. Gördüğünüz gibi tam istihdam çıktısı büyüyor. Aynı şeyi toplam talep ve toplam arz modeli üzerinden de gösterebiliriz bu modeli gördüğümüzde kısa vadedeki bir arz ya da talep şoku yüzünden tam istihdam çıktısının sağında ya da solunda bulunup pozitif ya da negatif çıktı açıklarını yarattığımızı ama zaman içerisinde tam istihdam çıktısına geri döneceğimizi öğrenmiştik. Kısaca üretim imkanları erisini bu şekilde dışarıya doğru kaydıramadığımız ya da Uzun vadeli arz eğrisinin değişmediği durumlarda bu videoda kullandığımız tanımına göre ekonomik büyüme yaşanmaz. Üretim imkanları eğrisinde gördüğümüz analoji gibi mesela bu da T3'teki uzun vadeli toplam arz eğrisidir. Ve eğer ekonomimizin daha fazla kaynağı, daha fazla çalışanı, nüfusu, doğal kaynağı, daha iyi kurumları ya da teknolojisi varsa tam istihdamda daha fazla üretim yapabilir. Bu durumda da Uzun vadeli toplam arz eğrisi sağa doğru kayar. Evet, T4'teki uzun vadeli toplam arz eğrisi de bu olur. Eğer buna T3'teki tam istihdam çıktısı dersek, bu da T4'teki tam istihdam çıktısı olur. Buradan almanız gereken en önemli derslerden biri, iş döngüleri söz konusu olduğunda büyüme ya da küçülme yaşandığına bakılmaksızın ekonomik büyümenin mavi eğrideki değişim olduğudur. Bunu unutmayın. Üretim imkanları eğrisi söz konusu olduğunda bu dışarıya doğru bir genişleme, toplam arz, toplam talep modeli söz konusu olduğunda da uzun vadeli toplam arz eğrisinin sağa doğru kaymasıdır. Ve buna sebep olabilecek şeyler nelerdir diye soracak olursanız, tabii ki bunları bilmekte fayda var. Öncelikle bir kapital nosyonu var. İnsanlar genel olarak daha fazla fabrika, daha fazla kaynak, daha fazla arazinin bu eğriyi dışa doğru kaydırabileceğini düşünmüştür. Ve kaydırır da tabii ama daha modern tanımlar insan kapitalini de hesaba katarlar. Daha iyi eğitimli bir iş gücü ve daha vasıflı çalışanların da eğriye doğrudan etkisi vardır. Ek olarak teknolojiyi de dikkate almalıyız. Kaynaklarımızı daha iyi işlemenin yollarını bulabilirsek üretimimizi arttırabiliriz. Ekonomi konteksinde teknoloji bu anlama gelir. Kurumları da unutmamak gerekir bürokrasi eğer işleri yavaşlatıyor ve bir şey yapmak için izin almak çok uzun sürüyorsa bunun da tam istihdam çıktısı üzerinde etkili olabileceğini düşünebiliriz. Ama kurumlar daha verimli hale geldiklerinde ülkenin ekonomisi tam istihdamda çok daha fazla üretim yapabilir. Evet. Tüm bunlar üretim imkanları eğrisini dışarıya, uzun vadeli toplam arz eğrisinin sağ ya da tam istihdam çıktısını temsil eden bu mavi eğriyi yukarıya doğru kaydırabilir. Ve bunların hepsi ekonomik büyüme olarak adlandırılır.